iyi yani. Keyifleri iyi herhalde değil mi? İyi. Çok kalabalık. Nasıl kapatacak? Durur toprağı. Ha, başlamaya gerek olmaz diye. Yani. Çize çekmeye gerek yok. O kendi çize elinden çekti mi süper oluyor yani. Nasıl oluyor mu yok kanka? Oluyor mu? Oluyor mu? İyi. Ya hemen girdi şu lokal yok mu? Su şey yok. Ha onun arka tarafına bıraktım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey 3,5 ay devam eder bu durgun göz açısı. Anladım. Niye söylemedin lan bana? Seni söylemedi mi? Yani yanlış etmiyorsun. Hayati dese ben tanıyorum Hayati. Güzel okuma. Sırt pompasını atıyor mu? Vallahi isterse ben dallara sürdüm şeyini. Olmaz o. Gazeteniz onu açıklayın. Aylardın. Bunun masrafını da çıkaram, şeyini de çıkaram. Hem buradan... Hem ucuz eser. Hem ucuz eser. Yok ben burada. Abi sağ olsun sürekli gidip geliyor. Dedi ki benim cevizlerim var. Bir tane el tipi omega aşı makinesi aldım. Ben bunları aşılayacağım dedi. Kışın görüştük. Kalınlıklar da şöyle parmak kalınlığında biraz daha inceydi. Bunları kışın görüştük, aşıladı ama maalesef başarı elde edemedi. Bunlara ne yapabiliriz dedi. Dedim ki sen bunların yıllık sulama, gübreleme, çapalama işlemlerini yap. Bakımlarını yap. İnşallah Ağustos ayında geliriz. Bunlara cevizde yama göz aşısı metodunu uygularız. Senin bu çetin ceviz olarak ektiğin yabani cevizleri inşallah istediğin çeşide çeviririz dedik. Sonra gelip yeri gördük. Burası çok hoşumuza gitti. Zeytinliklerin arasında yeşil bir alan. Şeftali var, ceviz var. Hayati abiye nasılsa bu işi öğretecektik. En azından meraklı olan kalabalığı da toplayalım dedik. Öğrenmek isteyenleri sadece cevizde yama göz aşısıyla kalmasın. Meyvecikte kullanılan durgun göz aşısı metotlarını ilgili arkadaşlara anlatalım istedik. Bu şekilde başladık şeyimize, eğitim programımızı programladık. Bugün de işte Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Merkez, Bozcaada ilçelerine mesaj attık. Dedik ki böyle bir eğitim var. Merak eden gelsin buyursun. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İki tane bitki parçasını değişik metotlarla birleştirerek yeni bir bitki elde edilmesine biz aşı diyoruz. Bu işleme de aşılama işlemi diyoruz. Ya bunda hangi tekniği kullanmış, hangi materyali kullanmış hiç önemli değil. Bunların tamamı aşılama olarak geçiyor. Son yıllarda meyvecilikte çok fazla aşı metodu gelişti. Yani değişik teknikler gelişti, değişik işte makaslar şeyler. Bunların bir kısa özetini yapacağım ben size. Bugün yaz döneminde durgun göz aşıları üzerinde duracağız. Eğer şey olursa, talep görürse de inşallah ilkbahar döneminde de kalem aşı metotlarında yine böyle bir toplanıp bir eğitim faaliyeti yapabiliriz. Aşıları diyoruz. Şu bir tane aşı materyali üzerinde 3 tane göz var. 1, 2, 3 tane göz bulunan bitki parçalarından yaptığımız aşılara kalem aşıları diyoruz. Tek bir göz kullanılarak bu yongalı olabilir, T olabilir, tersli olabilir. Onlara da göz aşıları diyoruz. Genel olarak kullanılan materyale göre kalem ve göz aşıları olarak ikiye ayrılıyor. Bitkilerde kullanıyoruz. Şunu anaç olarak kabul edersek, anaçta 45 derece eğimli olarak kesim yapıyoruz. Şurada bir tane adını aldığı dilcik açıyoruz. Yalnız bunu yaparken parmağa çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer bıçağımız da keskinse direkt olarak yaralanmalara neden olabilir. Şunu anaç olarak kabul edersek, üzerine aşılayacağımız çeşitte de bunun ters yönünde yine aynı şekilde bir kesik oluşturuyoruz. Terbiye sistemine göre Mayıs döneminden itibaren tek göze bırakılıp liderli olarak tek bir şekilde devam ediyor. 75 kuruşa şu kalınlıktaki yabani elma anacını, armut anacını, ayva anacını masa başında aşılayıp ondan sonra götürüp yerine de dikebiliyorlar. İlla yerinde olacak diye bir kaydı yok. Şuradaki kabuk kaymasını engelleyecek şekilde sıkıca bağlıyoruz arkadaşlar.